Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Adroq texnologiya mustaqbili bugungi jiddiy yaxshi vaqt gaplashuvimizda texnosuhbatlarda mehmonimiz Arslan Imonov o'zi shu vaqt Tailandda ekan, yanlish bo'lsam yanlish bo'lsa. Aha. Prudential Life Insurance kompaniyasida data scientist bo'lib ishlayapti. Bugungi gaplashuvimizda ham bizda data science borida o'z ishlayotgan o'rinda, ya'ni shu data science o'rinda ulanilgan kabir qurollar, kabir ulanilgan texnologiyalar borida kengishlang bo'lib bildigindan bu shaklda tushuntirmoqchi. Hozir ham kimga tushunib bo'lajak shaklda. Agar tan bo'lsangiz, sizga beraman Astanaga. Put in the share screen a day. Hemen de salam. Şun an introduction to data science. Yani data science hakkında data science hakkında bir öz fikrimi, öz etnem etken işlemi sizinle paylaşmak için ve data science nemi şu hakta nesip şu hakta görüşmek için Türkmen dilim birazcık pesrek yani kendi Türkmen dil kullanmaya aldığım sebeple kendi aksaklamalar bulup bilir. Çünkü önümden size önümden aydayım. Şimdi geçelim. So outline. So today's topic would be the data science, introduction to data science. So today we are going to talk about the data, big data, and the its challenges, and where does data come from? Yani data nereden geliyor? And that umuman data hakkında ya da big data, yani ulu data deyilip biliniyor ve onun getiren kabir meseleleri. Üçüncü also data science. Data science, what is data science? So, and how to do the data science, and who are the data scientists, and the major and concentration in data science, and how does data science impact organizations, and then the last would be importance of data science to society. Biz kaça biz şunlar hakkında görüşürüz. Ben birkaçı öğrendim. Şu olay hakkında görüm vermek için ve öğrendiniz. Prezentasyonun sonunda öğrendiğinizde ne hil sorular var olsa sonunda cevap vermek için. So data. Data is all around the world and daş doğrumuza kemelat ya da in belki mesela web'de ya da sosyal medyada ya da olmazsa financial transactionlarda ya da bank transactionlarda ya da online trading and purchasing anajolarda bir sürü datalar toplanılıyor, bir sürü datalar alınıyor ve bir data lake'da ya da data warehouse'da değil ya onu. Data warehouse'da store ediliyor, yani saklanılıyor. Ve şu datalar vaktin geçmeye bilen, yani biz analiz edeceğiz. Ne, içindeki dataları öğreneceğiz. Bunun kıskaçı şolar yalarak. And how much data we have? So Google processes like 20 petabytes a day, like in 2008. Yani Google berde 20 yani petabyte 10 derece yani 10 to the power 15 yani bu nehil oluyor 20 terabyte oluyor 20 terabyte bir günde proses etti. Ya da eBay 6.5
petabytes of user data plus 50 terabytes per day in 2009. Ve eBay mesela 6.5 milyon petabayt, 50 milyon terabayt proses etti özünün. Ya da Genomes Project değil ya. 1000 Genomes Project is like so 1000 Genomes Project would be like they doing the some like health, they doing the some health researchers and those stuff, and they are processing about 200 terabytes per day. Yani 20 terabayt proses etti günlük. Ve bu demek oluyor ki Yaman evet katı ulu ulu data, yani bu data warehouse'da toplanılıyor ve saklanılıyor. In the world of big data, yani big data hakkında konuşmak istesek, big data is in a, it's like, it's any data that's expensive to manage and extract. It's really too hard to extract, and we call them like three V's in a, for the big data. So big data would be like volume, velocity, and variety. Yani big datamız gün geçtiğince ulaşıyor ve gün geçtiğince datan görünüşler ulaşıyor, datan görünüm ulaşıyor ya da datan demet ulaşıyor. Speed değil ya. Data velocity, yani speedy, process etmen speedy, gün geçtiğince ulaşıyor. Data ulaşırsa prosesim ulaşıyor. Data her türlü ütkoş görünüşler ulaşıyor. Variety diyende, de mesela image, yani surat olabilir, text olabilir, ya da ses olabilir, her türlü datalar olabilir. Sonra variety'ler ulaşıyor. And where does data come from? So we will talk about the big data sources. And so the data that comes from, like, for example, verb advertisements. For example, when you click, it stores the data, or ad impressions, or billing events, or the fast forward, or the server requests, like, it's all happening online. It's storing the data on the background. Probably you will not know, but like technically we're storing the data, everything. For example, for the social media or mobile apps, for example, Facebook, YouTube, or Twitter, like every clicks, every tweets, every user activities, every user behaviors is storing in the back. And they are learning the customer behavior. They are analyzing the stored data and they're doing some predictions on that. Ya da olmasa mesela Internet of Things değil ya da belli bir ulanan device'la ya da car mesela maşında, Tesla maşında ulanan sensörler var ya. Şu sensörler data mesela data verdir ya ya da data stored edilir ya. Yeah, the health and scientific computing is like health and scientific computing. The mesela XR'lar, MR'lar, ya da olmasa bir giden hastaların mesela dataları, yani bir yıl bundan azal gelip giden hastan neme situasyadan geldi ve neme sebepten hasta oldu. Son hem dataları neme de store ediliyor. Database'de ya da cloud'da. Şotay'da store edilip şotay'dan alınıp analiz ediliyor, öğreniliyor. Son gelecekte ne modbiler deyip prediction'lar etkiler üstünü ya da improvement'lar etkiler database, yani infrastructure, engineering, or like developing stuffs. They're doing those stuffs on the data. And so
in 2011 in the World Economic Forum, we've got the data is the new oil, like data taze petrol deyilip ilan ediliyor ve Rotay'da data petrolünün, yani petrol nakili işlenilen olsa, yani petrolün ya da nevit, ben petrol yani nevitten nakili işlenilen olsa, nevitte nemler çıkar polyan olsa data da nam edir şolar yal edip çıkar polyan diyecek olya şutayda. Yani mesela gaz nevitten gazı geçilen olsa datanın bir kili üt köşe edip her kili nemede face, yani her kili face'den yani neme diliye aggregate ediliye extract ediliye her kili görünüşte çıkartıp neme yağla kullanılıyor, nevit yağla kullanılıyor. Şutayda data nevitin derecine koyulayan değil manisini veriyor. Ve hakikaten data şu anet en bir mühüm informatik deyip bilinir. Datan ne çekip datan var olsa sen şu an çöde koyu, sen şu an çöde güçlü oluyor. Sen şu an çöde koyu yani başkalar hakkında ya da dinle başkalar da yani mesela product olup bile ya da marketplace'i de Google analiz edip bilen ya da predict edip bilen önünün ya da bir product çıkaracak olsam mesela gelecek derki çıkaran productlarına yani bir önüm çıkaracak olsam gelecek derki çıkaran önümlerini seyredip sonra oraya analiz edip sonra oraya yani decision alıp yani ne mi değil ya decision maker yani decision alıp sonra product'ı kam çıkartıp bilen. Where does data come from? So what can you do with the data? So for example, basically once you have like stored the data, extract the data or collect the data, for example, you're doing the crowdsourcing or physical modeling plus sensing plus data assimilation to produce or to predict like traffic prediction or earthquake warning through the application. So this example from is Alex Bayan from the University of California, Berkeley, one of the popular university major in computer science and top 10 universities in the United States in computer science. So data science, indeed data science name, what is data science? Like basically we will talk about the data science and what is data science. So the data science is which uses the computer science, statistics and the machine learning plus visualization and human-computer interactions to collect, to clean, to integrate, to analyze, to visualize, to interact with the data, to create data products. So data science is kind of an emerging field in 21st century right now. So goal of data science is to turn the data into data products. Yani maksadımız dataları alıyoruz. Şu datadan tada bir data çıkarıp product, yani data product'ın çıkarmalı oluyoruz. Diyecek olan predict etmeli, analyze etmeli, visualize etmeli. Ondan gavru statistikan, algoritmalar statistikan bulunmalı oluyoruz. Machine learning, yani machine learning bulunmalı oluyoruz. Machine learning'de yani machine learning'e gelen background'ı arka tarafı math olmalı yani linear algebra'nı bilmeli oluyor. Machine learning algoritmaları edecek olsam. And
So the data science, the sexiest job in the 21st century is the data scientist. So these are the some reports that I got from the new magazines, from the newspapers and those stuff. So one of the coolest, sexiest job in the 21st century would be the data science, which is right now, which is really, really developing and really like one of the popular job in marketplaces. So the US will be need like 140,000 between 190,000 predictive analysts like and 1.5 million managers and analysts by 2018. Yani onda mesela data analistler, data scientistler ve on managerler yani 140,000 arasında yani specialist gerek oluyor da predictive analyst olanlar işte da ne data science'da yakın oluyor. Ya da manager, yani senior'dan manager level'a gelen data scientist'ler öyle. Ve 2018'de hakikaten şu vaat marketplace'e barlak görsen ve girip barlak görsen yani hem ekşi data scientist gözle yandırlar. Yani recruiter'lar data science data scientist'leri olmanla bir yıl, iki yıl experience'in olmasa data science'dan yani alyalar hukmani suratta. And then, so the new data science institute's been created or repurposed, like, for example, New York University, Columbia, Washington, UCB. Yani bu üniversiteler şu an Amerika'da, belki de yani Avustralya, Kanada, Tadazilanca, şu yerlerde hem yani dünyanın top 20, top 50, yani top 50-20 üniversitelerinin arasında şu devletlerde hem bağ data science hakkında yani majorinde bakalavr derecesinde data science, magistratura, doktorantura için ne gitti. What is data science again? And the theories and techniques from many fields and disciplines are used to investigate and analyze a large amount of data to help decision makers in many industries such as science, engineering, economics, politics, finance, and education. So basically this gives a definition of the data science, like, and then so what are the requirements or what are the prerequisites for the data science, like data scientist olacak olsan ya da data science'a girecek olsan nehil derecelerin olmalı, yani nehil derece diyeyim de haythu urdan statüsün olmalı değilen. Bunda computer science yani computer bölümünden yani computer bölümünde inan normal veya computer bölümünde okan normal computer değişli bir fikrin ya da knowledge yani fundamental knowledge ya da olmalı. In the computer science the mesela pattern recognition, visualization, data warehouse, high performance of computing, databases and AI. Now, basically, we will learn about that in the computer science major, and I'm the computer science major graduate also. So we've already got the like technical parts. Ben uje computer science dan yani computer science bölümündeyim ve tekniki mesela şu anda pattern recognition değil ya. Tane teknik kodlama volya ya da visualization yani visualize etmek ya da data warehouse dataları transfer ya da implementasyon ya da engineering zadına girecek olsam
Уже біз шо тараплардан кештік ве шо тараплардан хас бі хас бар пікірміз ба, експеріенсіміз ба. Мәселен, математика яды, алгебра, алгебрадан експеріенсім ба, компьютер сайенс дейсілер ве алгебралар, кәрі сапақлар ве hem engineering bölümünde de malin yandır, science bölümünde de malin yandır, hem vat algebra, matematika sapakları. Ve mesela mathematics yani matematika bölümü, algebra bölümünde inanlar hem data science uğruna başlayabilirler ya da statistik anında inanlar. Ve data science'de de en esası var, domain knowledge değilen data. Domain knowledge уже business var adı mesela business var adı da айта бер мәсәлән үткүш я да нәмә дийли data analyst for the sport or something sport дейшли data analyst дан уже ве сен шо тайда хайсы спорттан data analyst булса мәсәлән футбол дийлме футболын футбол хакында нәмә ва олса sen уже bilmeli ol yani şu datları futbolla haysi nemeler edilye hayn oyunun nemeleri ruhları yani da olmasa mesela ben özüm şu vaat insurance company'da işleyen ve data scientist yani şu tayda mesela insurance hakkında bilmeli ol yani claim hakkında bilmeli ol yani product hakkında bilmeli ol yani business hakkında da bilmeli olan yani market hakkında da bilmeli olan yani domain knowledge уже hemme zattan bir fikrin olmalı. Ve şey seni domain knowledge'un ne çok köp olsa ve domain knowledge'un ne çok güçlü olsa sen yani yaman goy ya da yukarı derecede de data scientist olup biliyen. So the data scientist data science is multidisciplinary, so we have many areas that we need to focus on. For example, for the machine learning we have to focus on, for the data mining and database and data processing, also the visualization and statistics, pattern recognition or neural computing, AI, artificial intelligence. So we like basically we cover almost everything, so we should have in those areas the about the fundamental knowledge and strong knowledge, so to do the data science or to be the data scientist. And another thing is like you should have a communication skills, like soft skills. You should really have really high level soft skills, because you will be always in the meetings, you will be always in the like in the decision part makers, so you should explain, or you could explain to others, for example marketers, operators or the managers, you should be able to explain. So you should have a communication skill to be strongly, otherwise it could be a problem for you for the further career. Ya da olmasa problem solving skill'in olmalı, business analyst yani business'i analiz edip bilmeli ya da business strategy olmalı. Şu haklar yani technical skill'in olmalı, tekniki ne manam teknik skill'in olmalı ve soft skill değil ya. Soft skill'in olmalı bunda. Soft skill'in yani değişmeli. Problem solving olayamı ya da communication olayamı ya da ne mi değil ya. Business strategy şu hakta yani domain knowledge'un himmedattan olmalı olayamı. Dingsley'in data science gingişleyin alya ve gati kendi kişi data science'ci bolcak olsam
Yaman köp zatlar okumalı bolyan, her gün analiz etmeli bolyan, her gün mesela men iyi işte saat 1'den 9'dan gün ortadan 12 açanına 3 saat belki de 2 açanına 2 saat 2 açanına bol bile meetinglerde bolun ya yani product meeting olaya, business operation meeting olaya, ya da marketing meeting olaya, pricing meeting olaya, customer meeting olaya ve hemmesine de katlaşmalı olayan ve hemmesine de sen bolmalı olayan. Sebebi ucu sen business'ın demesi olayan. Yani beyni siyahlak burada da olayan. Product manager'larım senden gelip data soruyorlar. Customer manager'larım senden gelip data soruyorlar. Operation manager'larım senden gelip data soruyorlar. Burada edecek olsalar. Şunu şey deyip biliriz mi diyorlar. Sen gittiğin datanı analiz ettin. Sen görüyen datı da şu oryalı. Şu operation manager gelip sana şunu burada etsek bolyam diye seni alan şu soru alıp database'e seyrettiğin, analiz ettiğin, analiz edenden sonra bolyan olsa bolyan diyen, bolmayan olsa bolonok diyen ve bolmayan olsa ne için bolonok diyen ve şunu edip bilersin maslahat dilen var ya. Yani dinge problemi çözmekte ve maslahatın anbolmalı kaptanının ve bu uzu yaman köprak vaktin alya ve hem vaat hem burada da fikrin bolmalı katı uzat böyle ve hem ve elmi damada analiz etip görmeli olayan da. Mira girsen analiz etmeli olayan. So, how to do the data science? So, basically, data science ne adı etmeli? Mesela, yan adam ayıp verdim size. Jeff Hammer-Bacher's model, yani actually, we call it basically data mining model. We don't call that like name of the person. So the process of the data mining model would be like identify the problem and problem on identify yani problem hakkında ne mi problemi var? Şunu analiz ettim. Ne için bu böyle? Dinge ne için sorulur yaman kendi özünüze ve sana yani özünüze sorulur ve özünü sorarsın ne için böyle ya da ne için bu data böyle ya da neticesi ne için böyle ne için soruyu elmi dama sen durmuşsun da olur data scientist olsun ya da data science hakkında buraya kariyere başlamak isteyen olsun. For example, or the for the second one will be the instrument data sources, like and datalar nereden aldın? Data, hangi datan, şu datan hangi nereden aldın? Mesela operation bizim human database'de operation database var ya, marketing database var ya, customer database var ya. Hepsinin ne database oluyor bir kampanyada ne mi işledilen olsa hepsi hakkında ayrıtın bir server oluyor şunun için store edip saklanılıyor ve şu ayrıtın her senin serverlarına da sen bu hepsini bilmeli oluyor şu dataların içinde ne mi var ne mi yok analiz etmeli oluyor yani kayarım reportum etmeli oluyor şuna mesela instrument data source değil ya yani data nereden aldın? Ne ettin, ne edip çıkardın. Ya da collect data diye. Berde collect data da gene umum alanda ne edip nereden aldın, hangi serverden aldın, datalar ne mi, doğru mu, yanlış mı? Ya da prepare data diye. Berde prepare olanda mesela integrate ettiğin, transform ettiğin, arasalayan, filtre vaat etken, yani da koşuyan, aggregate etken
Ve yapılışımızın hem fonunda mesela şu prepare data, yani şu prepare data hakkında burada exploration data analysis değil ya. Şu hakkında da teknik datalar, kodlamalar görülecek. Build model değil ya. Build model de şu oje daha da giriyor. Yani. Oje machine learning'e giriyor. Machine learning'e giriyor ve predict, yani çaklama oluyor. Yani çaklamalar ettiğin data hakkında, yani prediction'lar ettiğin ve umuman build model olanda machine learning'e giriyor. Machine learning technical datalarını ettiğin, coding'larını ettiğin, kodlamalar ettiğin. Evaluate model değil ya. Yani machine learning analiz edenden sonra evaluate, yani neticesini hesaplayan, hesaplandan sonra işte hesaplandan sonra data mesela data manager'ın varsa data manager'larla paylaşan, hangi data analan olsa mesela operation data analan olsa operation manager'larla communicate ettim. Yani şu L'Oreal neticeler çıkardım, şu L'Oreal prediction'lar aldım, şu L'Oreal data'dan şunu çıkardım deyip report ettim. Ana öz onları düşündürüyor. Ve sen şu neticende de şolar mesela decision alıyor, yani decision maker, they are going to decide like either to move on or either to just stop it. Like sometimes even, for example, you've done all steps and you spend almost like 2 months, let's say 2 months to 3 months, everything to conclude up and sum up. And after all your predictions, your model is acceptable, but like, for right now, it's not acceptable, let's say. And heather quote the kabul edilebilecek zaten. Ve şu an için uje edilen iş work gale hiç tad edilen yok, yani. Hiç bir business decisionlar alınan yok. So, let's move on. Who are data scientists? So, the data scientists are like basically most people call us like future of fortune telling, sometimes people call us sometimes that we are like reporters, but unfortunately we are not reporters. So the data scientists are the key to realizing the opportunities to present by big data. They bring structure to it, find compelling patterns in it, and advise executives on the implications of products, or processes, and decisions. Yani edilir, yansıtayı düşünmeyeli, analiz ettiler, big data'dan data alıyorlar, belli bir strukturunu daha da getiriyorlar datanı. İçindeki pattern, içindeki birbirine değişli datalarını tapıyorlar ve son neticesinde de managerları ya da executive, yani chief volume ya da CEO volume, şolar yali executive managerları report ettiğim ya da paylaşan, knowledge sharing değil ya. So, what do data scientists do? For the major and concentration in data science. For example, we able to work in the national security or cybersecurity or the business analytics or the engineering or in the healthcare and more, like you can everywhere you can work. And İstediğin yerinde iş yapabilirsin. Eğer de şu business'ın datası olsa ve edil şu vakti vakitte hem business'ın hem datası vardır, database vardır, dataları vardır. İmberkesi geçecek bir software kampanyasının hem ya da
Başka bir yurtdışı kampanya mı? Business kampanyasını mı? Yok mu? Suratta database olmalı oluyor. Bir business edecek olsa. Veya şu database'i kontrol etmeli, analiz etmeli datalarını. O şöyle data scientistlara veriliyor. Ve isteyen yerinde de işleyebilirsiniz. Data scientist olup. National Security, yani devletin milli yani hopsuzluk bölümünde de işleyebilirsiniz. Cyber Security yine. Ya da business analytics bölümünün. Mesela business analytics kampanyalar vardır. Şolarda da işleyebilirsiniz. Engineering kampanyalar vardır. İslam kampanyalarınızda. Concentration in data science. So what are the skills we need? Basically, we need a mathematics and applied mathematics, and also the applied statistics, and also the data analysis, solid programming skills related to the R, Python, Julia, and SQL, and the data mining, database storage, and the management, basically related to the how to store the data and then how to manage the database. And machine learning. So, data scientist olacak olsanız şu uğurlardan emeğiniz olmalı. Belli bir experience'larınız olmalı. Şu experience'larınız olsa data scientist olabilirsiniz. Well, data scientists and today we just analyzed the marketplace and tried to find out the salaries in United States for the data scientist job. So basically the average is 170,000 on average. $17,000 yıllık. Ya da impesi $86,000'dan başlıyor. Impesi entry level değil ya markette. Entry level olup gitsen $86,000'dan kazanabilirsin aylık. İmbeyem $157,000 yılına. Yıllık $157,000 kazanıyorsunuz. And data analyst. Yani şurada mesela salaries for related job titles. Yeah, data analyst $67,000. Data scientist intern $36,000. Quantitative analyst is like $116,000. Well, senior data scientist $137,000. So how does data science impact organization? For this one, I will be talking about my current experience in the Prudential company. So in every company, let's say I'm working in like in the insurance business. So in the insurance business, everything is almost the paper-based right now. So we are partially moving to the technology part. And so the insurance companies needs a lot of data scientists, data engineers, and business analysts to move on to the technology part. So that's why you are the most valuable employee of the company. And you will be like, how to say, yani değil ya. Prestijni işgari. Uşasın kampanyan prestijni işgari olup gittin. Data Science bölümüne girsen ve Data Science bölümünde yani de uğrunlu bırdatlar etsin. Mesela günlük saat 7'den saat 9'a başlaya akşam saat 6'a 7'e çimli işleniyor.
ve data science olup ne ile bölünüyor? Aslında ben data science bölüm data science test olup başlamadım. Data analyst olup başladım. Yani first level data analyst olup başlayan. Ondan sonra data analyst'ten sonra belli bir experience kazanandan sonra data science'a geçeceğim. Yani data science başarının yani capability yani skill'den bağlısı data science bölümü yani geçip bilen. Ve ben başta başlamda data analyst olup başladım ve internship ettim. Yani praktikant olup başladım. Başta bir 3 ay alıp data analyst olup ve show out'ta hem katılı datları dili, katılı proyektlere üreten girmeli olayan, katlaşmalı olayan ve günün saat 1'den 9'dan gün ortadan kayarım uzakluğun hem meetingler bol bile. Uzakluğun hem meetinglere katlaşmalı olayan. Ne için katlaşmalı olayan? Sen şu tayda yani uca sen şu tayda yam data hakkında fikrin var. Operation meeting'e katlaşan ve operation hakkında da hakkındaki datalarını şehir etken paylaşan ya da fikirlerini paylaşıyor. Ya da olur senden burada soruya. Belki de KR'ın mesela uzakluğun meetinglerde bulup biliyorsa ya bir yani you in the data science you will be like decision maker person or you will be the action you will be the action taker person. Like, that's why the data scientist is the most valuable player in the companies. So let's move on. So importance of data science to society. Data science yani sosyalni adamlarımızın ahil kumak edip bile. Saving energy yani İslendirik bir enerji kampanyasında, enerji kampanyasında işlep çolun tazı proyektör edip yani kan köp enerji ulanman, az enerji ulanıp çoları yani çoları da kümle edip bilen adı olmasa data driven hospitals değil ya. Bunda sen yani hastahanalarda işleyen ve hastahanaların lab researchler böyle ve şotayda data scientistler hem işleyen. Şotayda gelen hastaların datalarını analiz ettiğin, analiz edenden sonra training ediyen, prediction model ediyen ve şu eden işlemi doktorlarla paylaşmalı oluyor. Yani lokmanlarla paylaşıp olurum senin fikir alıya yani olurum senin fikir alıya ne olucu alıya yani ne olucu şehrin oluyor ve hası yine mi değil ya healthcare developmentları medip biliyorsunuz data science arenasında. Ya da olmasa şu anki problemimiz yani en büyük problemi ve COVID-19 yani şuna değişli bir application'lar yapıp biliyorsunuz data scientist. Dışarıda uca datalar bir giden prediction model'lar edip biliyorsunuz. Mesela ben özümüm hem ettim. COVID-19 vardı. COVID-19 dataları yani MR'dan geçirilen dataları öyle. Yani public based database and public based data. They like everyone can get the data and analyze the data related to the COVID-19. So you can do some training models with the machine learning techniques and do the some predictions and classifications through the
using your own skill. And this is considered as a real world problems, and you can take some actions or you can develop some applications related to that. And the last one would be the be thoughtful in professional work. So you will be most powerful player, and you always need to think the better best choice and the result for the problem. So that's why all the time you should be really thoughtful, you should be really analytical and problem solver person for the business, because you will be the decision maker to take the actions for the managers. So this is all for today. And if you have any questions related to the data science, I would be really happy to answer that questions. Before we move into the questions, sorry, got some references to recommend about or to learn. And data science hakkında öğrenebilecek kabul referanslar paylaşacak dedim. Mesela Kaggle.com ya da KD Nuggets, Coursera'daki data science hakkında kursları alıp bilirsiniz. Deep Learning AI mesela bir tane çıktı ve ücretsiz de Mood course kursları veriyor. Ya da olmasa Data Camp, IBM. IBM'in hem Artificial Intelligence bu arada, Data Science bu arada ya da Machine Learning bu arada. Buradan postları böyle ve kursları böyle, sapaklar böyle. Ve şu taydan hem de gözünü yapabilirsiniz. Ya da NVIDIA'da kabir sapaklar ve kabir workshoplar ve ben oca olardan aldım. Yani tölüklü, eğer siz mesela financial probleminiz olsa, yani tölüklü bilmeyen olsanız, yani stüdyantını zadını bilin, stüdyantını kartı çıkanınız ya da stüdyantını ID kart değil, ID kartınızı bilin, e-mailinizden yazıp tavşırıyorsunuz ve şu an e-mailinizden size de cevap geliyor. Eğer approved olsa kurs alıp biliyorsunuz. Eğer not approved olsa onda tölemeli oluyorsunuz. Ya da kebur üniversiteleriniz ya da şu an eğer de üniversitede okuyan olsanız mesela üniversiteler financial oluyalı kursları alacak değilseniz financial helpler ediliyor. Financial kömükler ediliyor ve şolardan hem alıp biliyorsunuz. Yani request etseniz Kavron yasiyatlar yok değil mi ya? So okay. So let's move on for the technical part. Okay. Aslında edil şu neme geçmeyenke şuradan bir soru olursak yani hava balır balır. Data analyst bu ne? Data science. Tapavdu neyin diye inşallah. Data analyst bilen data scientist'in tapavdu. Data birinci başlangıç level data analyst olup gitti ve data analyst de dinlesen yani database data hakkında öğren yani. Prediction model yani machine learning modelları datalara geçen yok. Dinle datanı analiz edeceksin. Ya da analiz edenden sonra visualize edeceksin. Sonra dashboard. Yani dashboard'u oynayan Power BI ya da Tableau visualization tool'ları kullanıp şolarla dashboard tayarlayan ve dashboard'u paylaşan. Biz kaçı şu. Başka hiç daha eden yok yani. Prediction model'a daha da giren yok. O machine learning model'a giren yok. Dünya analiz edeceksin. SQL yani SQL SQL'den query edeceksin. Alan datanı
arasalayan, gerekli yerini arasalayan, gerekli yerini arasalama Power BI ya da Tableau tool'lar bile visualize ettin. Ana şu data analyst öyle, data analyst'in etken işi. Data scientist'in etken işi, şu data analyst edeceğim ve data analyst'in eden işlerin etken hemmesini. Ondan sonra uzaya daha da geçip başlayan, prediction model'lara geçip başlayan, yani machine learning tarafa geçip başlayan ve alan datadan nemeler için çaplam edip bilirse ya da nakil prediction model'lar edip ya da training edip ondan sonra hesaplap nakili business decision'lar alt bilirse. Yani şolar yani şu metotlara gidiyor. Yani deep gidiyor içine. Ya da olmasa mesela deep learning'e girip bile data scientist'lar deep learning'de sen machine learning bilen uzu ve datalar bilen alıp training etken yani. Mesela computer vision'da image detection olup bile ya da image vision. Yani mesela bir suratta mesela bir giden suratta, münsan suratta ve münsan suratın mesela 100 tane küçük diyeli kalan 900 tane ve pişik diyeli ve şu pişik bilen küçüğü sen classification ayırıyan ve ikisini training edeceksin ve sana şu classification modelin şu training'de mesela sana bir suratı gör közünle mesela pişiğin suratını aldı diyen gör közün pişik deyip çıkarıyor sana. Gücün suratını aldın diyen de gücük deyip çıkarıyor. Ya da surat mesela bir şey görünüyor neredir yani. Kompütere Google görünüyor neredir yani. Sen uca adamın gözü bile sereden de sen gücük mü yapışıktığını biliyorsun. Yani kompütere şunu görüp bilen o ve predict edip bilen o. Kayarım yanlış predictlerim edip biliyor. Kayarım doğru predictlerim edip biliyor. Uca şu datlara giriyor da data scientist deep learning alanı da girip biliyor. Ama belki de sorunun cevabı. Onu düşündük o. Kanavatlandırandır deyip ümit ettin. Ben kanavatlandım. Dek bir ördenem nemeler soraktır. Maksat adam ne bu? Nereden öğrenciler deyip onu miyam aydan yerden izlen deyip yani belki datakam. Kaggle var. Kaggle. İn ben ulan yazdım Kaggle mesela. Kaggle'dan yani yaman köp vaktimi Kaggle'da geçiriyen K-Yarım. Kaggle.com. Şu tayda hem kişi özün profil dörütten ve nolden başlayan bu mood kursları var şu tayda. Hazır sizi bilenim görkocu. Belki de Kaggle.com'u. Şu tayda mood kursları var. Mood kurslarını alayan, öğreniyen şu taydan teknik zatlarına mı öğretiyorlar, teori zatlarına mı öğretiyorlar. Ve bir giden Kaggle'lar var yani. Kaggle'a girenlere Kaggle'lar değil ya. Ve bir giden Kaggle'lar var ve hemmesi öz eden işlerini paylaşıyorlar. Ve sen şolun eden işlerini hem görüp biliyen, şolun kodlarını hem görüp biliyen, şolun kodlarını alıp ulanma istesen ya da şolun kodlarını alıp develop edip başka kod bilen üç köşe uğrak bir datlara metip bilen. Bir şov var. Kitaplar inansak tamamen kan kitaplam yok. Yani köplönç Google'dan ya da Florial Research'lardan böyle kitaplar Amazon'da da hatta var ve data science kitaplar ya da machine learning kitaplar yani kımmat değil bilinir. Yani en belkisi yani $100'lardan başlayan. Yani tabi arayana olun için ve hiç kimem öz et yani işine mut satası gelmeyenler için. Ve data science'da ki edilen işler has mühüm değil bilinir ve kendi ansadan sat paylaşılmaya. Ya da kitap uğrunda şol var. Kurs uğrundanım. Coursera'da mesela eğer Coursera account'unuz bağlı olsa şu taydan girip öğrenip bilirsiniz. Yani data science diye bir yazsanız
Buraya gidin data science nemeler çıkar bile. Buradan filtre edersiniz lazımız. Filtre deyip alt bilersiniz. Kavur masakat veren kursum ol ya. Mesela Stanford University Machine Learning. Mesela bana şu kurs Machine Learning'e uğradı ve MOOD. Ve Michigan University ana şol mesela Python hakkında uğradı. Python öğrenecek değilseniz. Şok kurs Python for everybody'nin. Anlaşmasam. Rating'in yukarı olan ve enrollment'in çok olan kurs şöyle. Hava 4.6 star bilen yukarıda. Michigan University var. Mesela Joseph Hopkins University var. Joseph Hopkins mi? Şolar ya bir üniversiteden data science hakkında kurslar var. IBM'in kursları var. IBM hem data science hakkında kavur kurslarını mood etti. Olurdan hem long bilersiniz. Neşik olsa paylaşabilirsiniz. Hava. Mesela de özümüz paylaşabiliriz. Ben aşağıdan linklerini, datlarını nesip olsa nemeden sonra. Başka neme sorumluluğumuz var olsa? Eğer nemesini lendirilecek, böyle sorularım sonra eğer nemeden siz korkacak değilseniz bu böyle ki tool'lar, datları. Şimdi mesela data analistler cover tool'ları oluyor. Mesela Tableau tool, Tableau yani bu dünya yani marketplace'larda data analist olacak olsan Tableau ya da Power BI tool'larını bilmeli oluyor ve eğer Tableau ile ikisini birlikte bilsen has go'yu ve has alınma, iş alınma zaten öngörekte olur. İkisem yani bir Microsoft'unki, bir Tableau'un özününki visualization'lar için şöyle olan bilirsiniz. Meşhut aydan hazır Kaggle work olacak size. Share screen, Chrome tab. Continue. Leave editor. Mesela mine şu Kaggle. Bu Kaggle'la mesela özünüz profil dörütteniz, yani profil dörüdüğünüzden sonra belli bir data setleriniz olmalı. Competition yani competition'lara da katlaşıp bileniz. Şurada mesela compete diyenize yani buradan competition'lar çıkıyor ve competition'lar tölüğü yani olsun kazanıyor mesela biri $30 diye. Yani mechanism of action, prediction şunu etmeli ve data da size verilen öyle dingüştayda prediction etmeli olayınız. Yani training modelleri etmeli olayınız ve ingo prediction, ingo training model ki haysi grup ya da haysi bir adam etse şuna yenici deyip ıglan edecekler. Mesela şuna katlaştan $30 alayan ya da Google Research Football with Manchester City diye yani futbol var arada analiz etmeli olayan, prediction'lar etmeli olayan. Burada bir $6,000 diye. Ya da Big Data Bowl diye $100,000. Read Answer Correctness Prediction diye bir $100,000. Mesela buraya giden kampanyalar uca şurada dataların paylaşıyor ve yani Kaggle'lara dataların predict etmeni ya da training etmeni korkuyor yani. Problemi öyle paylaşıyorlar, sonra problemi çözmeli. Çözene de yengeci deyip ıglan edip şuradan bak yani pul veriliyor. Islandic data mesela datada Islandic data'nı tapıp bilirsiniz şuradan. Mesela United States President Election yani 2020 uca data uca bir yerde paylaşılan işte mesela Trump kazanıyor mu ya da Biden kazanıyor mu? Şolar ya training modellerini edip bilirsiniz prediction'dan. Hani vote'lar veriliyor, şu vote'lardan kazanıp yani training edip şolardan data science arenasına değişikli datlar edip bilirsiniz. Ya da olmasa Netflix, movies and TV shows
buradan data verilmiş orada. Şu dataları download edeceğiniz, training edeceğiniz, analiz edeceğiniz. Yani istendik datanı şuradan public data değil ya, belki tabi bilirsiniz. İstendik değişik dataları. Home'a gelseniz, home'da uca sizin öz profiliniz oluyor. Ya da belki de top trend, trend topikler oluyor yani trend. Topikler ve notebooklar oluyor. Şolara da girip özünüzü görebilirsiniz. Kursta mesela buradan kurslar oluyor. Data science, data science değişli. Mesela data visualization ya da olmasa yani mesela pandas var. Pandas'ı öğrenmeli oluyorsunuz. Yani SQL, yani SQL'ı öğrenmeli oluyorsunuz. Query bilmeniz için. Ya da olmasa feature engineering başka da. Mesela Python'a hemen verdim. Keyword kurs soralım. Değindim ama. Mesela Introduction to Machine Learning, Intermediate Machine Learning. Şunlardan hem özünüz alıp kursları okup öğrenip geçip bilirsiniz. Ama ulu peydası değer. Yani experience'ınız içinim, tekniki rahatlanmak içinim. And şuradan stop share edeyim. İndiki gör gözcük zadım. Share screen şuradan. Pandas data frame. Burun açık. Cancel. Share screen. Şuradan Chrome data. Şuradan. Yine. Mesela data, mesela biz Python kullanıyor. Yani programming language, Python kullanıyor ve Anaconda. Anaconda Navigator kullanabilirsiniz. Ya da Google Colab ve Google Colab'ın Jupyter Notebook'ları var. Jupyter Notebook'u kullanıyor genelde. Ve şuradan ben mesela ben bunu ön kodlaptım, ön işlaptım. Ve herhalde ben şuradan view'dan restart and clear output edeyim. Yani şu anki kullanıyan adım yani Jupyter Lab ve Pandas Notebook kullanıyan. Şuradan import panda edeceğim. Import panda run edeceğim ve şurada survey results public CV değil. Yani mesela Stack Overflow her yıl ne medya survey edeceğim ve Stack Overflow'daki Stack Overflow kullanıcıları şu survey'e cevap veriyor ve şu datanı uzu store ediyor ve public şey yani public data edip share ediyor yani Stack Overflow demesi. Ben hem şu datanı Stack Overflow'dan aldım analiz etme için. Mesela survey data results, survey results for public CSV file and then survey schema. Yani survey schema'da ne mi öyle? Yani nakil sorular ya da data hakkında nemeler oluyor, knowledge'lar oluyor. Şu data şey ya bu data hakkında bu var değil. Yani sana ne mi? Yani guidance book değil yani aslında. Guidance book ya burada. Şu ve ikisini hem sen data yani şöyle alıp şu datanı read edip yani import etmeli olan da. Menüde mesela mdf.pd.read read csv file etken ikisini store read etken ikisini read edemden sonra set option display maximum columns and rows. Mesela column bilen row'lar oluyor. Şu column'ı hemmesini gör kızı yer mesela column'da 83 tane column var ve 83 tane row varsa hemmesini gör kızı yer. Ve df dot head diysem ben uca şuradan yankı data hakkında neyme data'dan bağlısı aldım uca ve mesela şuradan neyme var
main branch, I'm a student who is learning to code. Yeah. Birinci survey veren adam. Student kodlamanı öğreniyor. Hobbies diye istiyor. Yani kodlama hakkında hani hemen var mı? Open source. Open sourcer, no. Employment is not employed. Country, United Kingdom. Education level is primary elementary school. Yani survey hakkında buradan data. Uje. Şöyle uje store ettim ve şuradan hem görüp biliyorum. Mesela diyeli dinge şu kolumdaki datan görmek isteyen olsanız ya da olmasa istendik bir datan kolumunu görmek isteyen olsanız şuradan df converted comp head on us diyen hani şuradan Convert.com hakkındaki datalar, neyme datalar var. Onun yaştan onu görküz diyen ve onun yaştan datan içinde non value değil yani yazılmadık. Yani hiç dat yok. Kavir'de bak nemeler yazdık. Datalar yazıldı. Kavir'de yazılan değil. O zaman şurada Convert.com median diyen, median'ı tap diyen. Mesela median tapsan Rüştay'da 57.287. Yani op şu data medianı tapacak olsam op şu data mesela respondent yani respondent 44.442 tane respondent da yani total 62.000 yani work week hours is 40 yani buradan datalar çıkarabiliriz. Mesela describe df describe etseniz data hakkında bütün rezultatlarını görebiliyorsunuz. Yani statistik rezultat değil ya bunu. Mesela şu tarzda count yani total ya da mean standard deviation mean a minimum and then 25%, 50%, 75% are the maximum values. You can, everything is, yani şurada hem adat yazılan ve şuradan hem adatları grup bileniz. Aslında mesela kodlamanı bilmeyen olsanız, Excel'le ulanan olsanız, mesela şu file, şu ulanıp duran file'im Excel file'ine de açık bileniz. Şu Excel file'laki, şu adatları açık olsanız Excel file'da burada açık. Baktınız kan oluyor ve etmeli işin yani kodlamalı yazmalı yerleriniz kan oluyor ve sen şurada bir sekundda çıkarıp bilen zadını Excel file'da mesela yarım saat 20 minut katı gold bilen diyeli 10 minutta çıkarıp bilen bir sekund neyri 10 minut neyri uca sizin baktınız nemetçe kesiye ve yani has koyu işler edip bilersiniz. DF converted comp. Converted comp in here is like the column value. So we will count it. So basically this method is counting. Count values non-missing rows. So non-missing rows in here is 55,823. So basically, for example, if you want to see the about hobbies, you can just decline at df hobbies so you directly go to the hobbies column and you will see the results. So we have a total amount is 88,882. So the most leave we have yes no answers. In here for example df hobbies dot value counts. We say like it counts the yes no values. For example, how many persons said yes and how many persons said no. If we run it, so 71,257 person have said the yes and others said no. Or for example, let's go to the social media. For example, if you want to count the how many persons said yes, how many persons said no.
So basically we just df social media dot value counts. Dot value counts is a method. It's a method in here. It's a pandas method. So if you write down, so we will have many social medias and then results in here. If we do this, for example, in here, splitting functions, applying functions and combining results there. Şurada mesela counter'a gittim, mesela devlete gittim ve devlet nesnesi var dedim. Şuradan buradan devletleri çıkardı ve hangi devlette ne açardım mı? Şuradan grup biliyorsunuz. Mesela country, mesela şurada decline ettiniz. Decline ettiğinizden sonra group by method da group by method da mı? Yukarıdan aşağı buradan ve aşağıya şey edip dereceli şekilde group by ediliyor. Şunu run etsek and country gp get group United States desem bana dinge United States hakkında United States 20.949 tane yukarıda da görüşümüz yani ne mesela United States şutayda 20.949 tane adam cevap verdir ve ne berde de 20.949 tane adamın cevaplarını görüp biliyoruz mesela United States'daki adamların survey resultları. Şuradan hepsini görüp biliyen, hepsini analiz edip biliyen keywordler mesela gerek gel olup biliyorsun için keywordler gerek olup biliyor. O özünüze bağlı. Hangi yurtu analize çekiyorsanız, hangi yurttan daha köprak malumat edin bilecek olsanız analiz edip oturmalı ol. Yani şey edip kodla görüp. Ya da mesela ince ayırıp görelim. Stack Overflow'da köplenç ince volya, United States volya, top counter'larda sen ince ayırdık 9061 tane adam cevap verdiler. Filtered ya. Social media. Country United States ettim şurada. United States'daki social media'da cevaplar görebiliriz ve neler olan ya United States'da. United States'daki adamlar köpüsü Reddit olan ya. Galan Twitter olan ya. Facebook olan ya. Can we write on your social media deyiptir. Ever Instagram olan ya. LinkedIn olan ya, WhatsApp olan ya. Yani inken Reddit application olan yani ken United States'da. Berde WeChat var, Contact var. Hedefim socialmedia.valuecounts.head50 yani şurada bana social medyan 50 saniyen çıkarıyor ve hangi devletler olan ya yani 50 saniyen çıkarıyor ve hangi devletler olan ya verdi de yok A'dan başlıyor şurada head diyeyim de yani buradan aşağı yani yukarıdan aşağı böyle birinci Afganistan geliyor Afganistan'da mesela Facebook'tan oynuyor şu adam olan yani ken YouTube 9 adam olan yani iptir bir giden rekordlar yazılan yine şurada. Mesela yine özmen bak özmen seyretmek isterdim. Türkmenistan'ıydı mesela. Country GRP social media dot value counts dot log Türkmenistan yani Türkmenistan'a giren Türkmenistan devletini sayılayan dinge social media cevap veren. Şu tadan run ettiğin ve şu tadı 6 kişi. 6 kişi cevap veriptir. Şu survey result'a. Şu 6 kişinin 3'ü YouTube olan yan deyiptir. Biri Instagram olan yan deyiptir. Biri Twitter olan yan deyiptir. Biri WhatsApp olan yan deyiptir. Yani
Ve şu survey result 2019'un survey result'ı. Geçen yıl edilen survey. Mesela şuradan giriyoruz. Yine de terden Türkmenistan'ın soft socialmedia.com blog. Ne bu tarihte uca sana neyse adam cevap verenini çıkarıyor. Altı adam çıksana cevap verdiler. Yani şu server result'ta Türkmenistan'a değişlik. Türkmenistan devletinin kim bağı olsa. Şu tarihten altı adam cevap verdiler. Ya da bir yerde mesela Hıtay'a gideceğiz. Hıtay'da incapable only on WeChat. Hakikaten on WeChat. Son YouTube filter. Son Weibo diye. Onu bilem yok. Nereden mesela Converted Media'nın tapyan derden yani devletlerim. Hayse devletler cevap verdiler. Hayse devletler şuradan ne çağdan cevap verdiler. Son medyanın yani ortaçı bakasını tapıyan. Hem Germanyankı var. Germanyankı Germanyankı var. Son mean var. Şurada mesela ikisini koş bileniz. Yani mean, median. Şurada dot aggregate mean and median values. So basically you're going to find out the mean and median values about the Germany. So we've got oh, not the Germany. So we got the total countries is 179. We've got mean and median values about the 179 countries of the survey results for the answers. For example, you just only want to take a look for the Canada. You can basically write down the log Canada. And you will see about the Canada's respondents. And for example, again, I want to see about the Turkmenistan. Mean and median value is this one, and the median values is this one. So in here, I just try to see the like. Türkmenistan'a mesela bir şuradan Türkmenistan'ın software developer ya da engineer şu survey result'a cevap veren kim bağ olsa şolar haysası Python ulanıyor dedim. Şolun haysası Python ulanıyor ve şun o şu bakasını çıkar dedim. Şutaydı. Şey run ettim 6 kişi ulanıyor neken. O şu 6 adam ve 6 kişinin önerken run ettim. Şurada error verdi. Sebebi ne için error verdi? String value. Yani string values contains in here. Like series group by has no attribute for the string values. Yani serial'lar string değil bulunak. Yani group by edip bulunakları. Buram beyneme, yani kodlama bilen değişli burada. Çünkü şurada men lambda function olanyan ve bu tarihte de mesela string contains python yani şurada mesela başka bir function olanıp yani şu tarihte string'den python diye bir yazılan olsa şunu çıkar diyen bana şurada çıkar ya İslendik mesela Afganistan'da 8 adam Python language kullanıyorken Albanya'dan 23 adam şey deyip görüp biliyorsunuz. Ya da just run in here so these are the respondents from the other countries again. Basically, I wrote down everything as the same thing here, I guess. Yep. In here. Mesela Yankı Gorka'dan dağdım, terden yattım. Perden emedi ya. Konkret etken
Mesela yankı konkat ettim. Şuradaki yazılan cevaplar bilen. Mesela devletler. Şuradaki devletler. Hayti devletler. Language, Python language ile oynayan olsa şalan. Of şu bakasını çıkardım mesela şurada. United States'ten 1949 adam cevap verdi ve şu an 1883 tane şey. Python ya. İnce de 9061 tane cevap verdi. Ben de 3105 tane adam Python ya ne ki? Şeydi analiz edip biliyorsunuz. Bunu mesela Edel Suat şunu mesela Data Exploratory değil ya, ya da data analistlerin etken daha da oluyor mesela. Yani biz kaç ayın data analistlerin etken daha da. Data hakkında fikir alıyorsun ve dataları öğreniyorsun şeyde. Basically this called about the data analyst. Mesela yine şurada. Yani yukarıda language worked with diyen şu kolumu ben number of nodes Python deyip ütköttüm. Yine şuradan Python df.rename the columns. Şuradan country number of respondents dedim. Country number of respondent. And then language worked with other number of nodes with Python. Yani num nodes Python deyip ve in place true edip run ettim. Şuradan şu datları görebiliriz. Pratsayından çıkart biliriz mesela. Belden pratsayını çıkarttım. Yani 1949'dan yani 48% Amerikan 48% Amerikan değil mi? 1949 adam cevabım. 48% Python bilen eken. Mesela şöyle de mesela sort values diye yani sorting'den ascending order etken Python df etken tazen run etken şöyle bana yukarıdan aşağı çıkarıp veriyor. Mesela Nigeria'da bir adam cevap verdi. Bir adamın bilen eken şu an 100% alıyor. Mesela Türkmenistan'da Türkmenistan'da var eken 7 adam cevap verdi. 6 adam bilen eken 83% 83% şu 83% Python bilen eken Python DF hat 50 sana çıkar diyen ben şu tayda 50 şurada 179 sanak var ve 179 sanak çıkarmayanlık sebebi şuradan 50 sanak deyip yazan ve 50 sanak çıkarıyorum şuradan. Yani 50 sanak 50 sanak hem yukarıdan aşağı çıkarıyor. Şuradan Türkmenistan 6. Nature survey result'ı yani survey'e algat naşan olsa köpsü yok orada var ya. Tayland 214 adam cevap verdi. 92 adam bilen eken 42%. Ya da mesela Python DF log Japan diye mesela Japonya'nın görecek olsam. Yani Japan deyip yazan. Şuradan bana Japonya'nın number of respondent'ını görüyor diye. Number of nodes Python'ını görüyor diye. Ve procent'ını görüyor diye. Yani isteyen yurdumuz mümkünü görebiliriz. Murat. Sağ olun. Zaten de bollum da hani kendi sorularımız var olsa sorularımız yani vermek isteyen sorularımız var da cevaplar vereyim. Yankı ulanın da adım Anaconda. Anaconda yani Python Anaconda Python'a değişli. Jupyter Lab olan ya. Jupyter Lab'dan hem Pandas frame'in olan ya. Yani data analiz edecek olsam. Yani
Başka da bir free lab'lar öyle mesela Google Colab mesela Colab Google'un ki Jupyter Notebook veriyor sana. Kullanmayı sen kan. En bol en meşhur olan ya Jupyter öyle yani kulp adamından yani. Ha Jupyter. Sen mesela kayarım mesela Power BI'da visualization'da da çok olsam ve data da ulu mesela 1 milyon önemken öyle mesela 1 milyon 2 milyon 3 milyona daha gitti ve 3 milyon daha tane upload edecek olsam Power BI tool'un kayar mesela Dongya ya da analiz et planok ve data scientistler ya da data analistler ilki yani Jupyter Lab'den Pandas ulanıyor data analiz etti araştırıyor da detti onun son Power BI'ye koyuluyor ve ondan sonra Power BI'den visualization'lar çıkarılıyor. Gönü Power BI'den 2 milyon yani respondent'ı ya da tadı upload edip olanı ya da upload etsen hem kıyın rahat koyuluyor. İşleme kıyın rahat koyuluyor, arasalama kıyın rahat koyuluyor. Evet. Ondan koyuluyor. Evet. Bu partinin toplanıyor. De ve bu sıralardan birisi günlük neyse daha sarf edeceğim. Evet, adını sarf edeceğiniz işin için diye. Öyüyorsam işlem yok. Öyü kompüterimizi adıma mıydı? Öyü alt gelem yok. İşte koyan tabi. Günlük saat 9'da başlanıyor. Akşam saat 7'de 8'de çenli işleniyor ki ayarım. Kayağın proyektimiz adım bulsa akşam 9'da çenli, 10'da çenli mi işleniyor? Yani bu işini yani average deyip alsam 7-8 saat. Doğru. En yeterli de şu. O 7-8 saat. Önce bu sayılama tesir eden bir yeri var mı diye. Bu sayılama tesir eden bir yeri havaba. Ben Computer Science bölümünde Senior Project Advisor'ım. Yani Profesör Doktor Ajan Chakri'de olmalı. Amerikan denkkelim. Şu an Data Science tapağın aldım ve Data Science var adı. Yaman gıdıklanıyordum ben. Ondan sonra ikinci kursun veri Database Administrator, Database Design dedi. Bu uğrayadım ve şu kurslar ve şu tapaklar var adıken kurslar aldım, dağıtlar ettim. Ve data science'ım yanı çıkanlığı sebeple inemen isteyen dağıtım şöyle kendi şey deyip sayladım. Data science'ı. Tamam. Profesörler tesir edecek elbette. Ve AI faktör. How do you think will they replace Will the AI replace data scientists in the future? I don't think so. Well, basically, we are the developing the AIs, so we will be the responsible for the AI. And like maybe in the 50 years later, I think so, we can replace it, but as right now, I don't think so. Yani AI'ım aslında kuruyanlar bir taraftan data scientist'ler. Ama AI'ım kuruyanlar data scientist'ler yani background responsibility'lerle data scientist'ler oluyor ve belli bir derecede application'lar AI ise kabur major'lar yani kabur iş uğurları gidip biler ve şu vaktten hakikaten şu vakt gidip başladı. Yani yeme öğrenmeli olsam I find a job at a scientist with a zero experience. Oh, that's the harder tricky question. With the zero experience, but well basically I've done a lot of projects during my university, so I've just applied to the
data analyst internship here in Prudential, and I've got accepted. I didn't expect to accept it, but I think it's luckily, I don't know. But I got accepted and started to working in there. And there was one data scientist as a senior data scientist. He was my advisor, and he was really helped me out to do some project related to the companies, and it was really helpful for me, and it was really like insightful also for the company. And that's why they just keep me as a trainee. So bir proyekt ettim ve bir proyektten khas go'datlarni go neticeler aldılar, go neticeler alanlığı sebepli ve me kalmama ruhsat verdiler. Yoksa 3 aydan sonra trainee'den sonra gitmeliyim. Ve trainee ol kaldım. Trainee'den sonra full time position'a başladım. Tamam. Zero experience diye bir mint. Zero experience de mesela sizin experience'ın yok. Zero experience de mesela Kaggle'dan bir daha dedenem olsanız şu experience deyip gidecek. Ya da bir application deldiğine mesela course project ettiniz AI'ya değişli, artificial intelligence'a değişli course projectler ettim. Şolar hem kömür etti ya da mesela robotics competition challenge'a katlaştım ve robotics club'ı nemettim. Asistent oldum. Şolar asist ettim ve şolar hem kömür etti. Yoksa ben olur yani kendim üç düşüklü adam etmedim. Yani team hem edad etti yönü tak asist ettim. Yani kodlamalı yerine kodlama gerek kömür yerine verdim. Yani sen nehil zero experience'ın bolsadım, nehil üç köşük arenada proyekt eden bolsan, şuna uğraşan sayılarlar. Nehil üç köşük atlar eden olsan, şuna uğraşan sayılarlar. Experience yok mu? İş tecrübesi ya da internship olma gerek değil de onu? Yok, ol gerek ya. Yani proyekt var da yani. Proyekt, nehil neyme proyektler ettin? Şuna seyredir ya gene. Otur. Kursor var da hala maddik biraz onu tezeden kaytalak durmam gerekiyor. Hayır. Ya da dış katı adlarını etkilerseniz bunu. Size Kaggle'daki kursor var. Kaggle'daki kursordan başlayıp bilirsiniz. Yukarıdan aşağı şu otayda derecesine göre ne edilen? Yerli yerine koyulun ve şuradan yukarıdan aşağı başlayabilirsiniz. Coursera'daki kurslar var ya, IBM'in kursları var ya, hani şundan. Google Cloud'un kursları var ya, yani öz Google Cloud'dan hem kavur kurslarını aldım ve şuradan şu an edivatörün katlaşan, öğrenen, yani data science test bolsanım, yani öğrenip durmalı. İhtiyada kursları almalı, öğrenmeli, update tutturmalı özne olucunu. Şu an sebeple hem ay data scientist bollumla indi. Hem mezal bilen derle. Alıp durmalı. Bir sürü Coursera'da bir sürü kursları var ya data science'de bir yazsan yok oradan aşağı sana var ya top kursları çıkar ya. Şöyle oradan başlayıp bilirsin. Tamam. Ve şimdi Big Data var da kıs katı. Big Data ve nerede bulunuyor? Kıs katı data var. Big Data ben öz experience'im yok. Big Data var da. Yani Google mesela Google Big Data oluyor ya da Facebook ya da YouTube'da, Twitter, mesela Big Data olanlar olur. Ve şu Big Data ne edip store edilmeli? Mesela her bir action,
Mesela Twitter'daki her bir actionlar ne edip store ediliyor? Data'da. Ve data gittikçe ulu olaya big data. Velocity, volume ya da variety ulu olaya big data değil ya. Ve sonra kontrol etmek ve sonra manage etmek kıyma olaya. Ve sonra çünkü Kaver mesela Kaver dataları cloud'a geçirip başladılar. Yani ne mi değil ya. Ömür mesela bir database'de store ediliyordu. Yani hard database'de store ediliyordu. Yani mesela şu mouse olsa, şu mouse olsa, şu mouse diye bir yazılıyor ve database'de koyuluyordu. Yine bunlar yalakta. Edir şu vaatta big data. Yani big data değil ya. Ve big data'da mesela her bir action. Mesela şu mouse alıp, şuradan alıp bu type koydum. Şu action, şu data deyip gitti. Ve şu datanı yazıyanım cloud'da var ya, cloud'da store ediliyor ve şuna da gittiğince ulu olduğu da big data değil ya. Big data köplünç eventları yazılıyor ya da event yazılıyor değil mi? Yani solid burada yazılıyor, katı burada yazılıyor da event yazılıyor. Doğru. Benim kendi experience'ım big data var da yok kanıcak öyle. Biz kaç öz pikirmanı mı öz pikirmanı şu? Doğru, evet işte bu oldu. Ve portfolyo hakta kurma projekt olmamı. Portfolyo kurma için man olu projektler bulmamı ki projektlerden köpek profili var. Portfolyo kurmak hakkında aslında projektler mesela projektin hayse bir mesela bir projektin objektifi varmış, objektifini ettin mi? Şu yani approved bulmuş objektif. Uzaya sana ne mi projekt yani ne mi değil ya? Şu konulu projekt yani ne mi değil ya? Türkçe çözümde. Olur proyekt olmasına gerek yok. Eğer nolden başlayan olsanız, eğer birinci derecede başlayan olsanız olur bir proyekt olmasına hiç gerek yok. Özünüz mesela da yani Kaggle'daki competitionlara katlaşıp şu datalardan proyektler edip şuları portfolyonuza yazabilirsiniz. Mesela üniversitedeki projektlerinizi yazabilirsiniz. Üniversitede data management, şolar ya data management projektler ettin değil mi? Şunu yazın. Ya da yani belki de dinlenem değerler belki. Yani şunu da yazın. Belki de bir şu tarafta sen belki de knowledge'ın, yani fikrin bağ ettin, ne akil prosesten biliyen. Yani şunu ettiyse de sen edip bilecek derecede bulursun. Sebebi uca sen etmeye nasıl inançtın? Yani belki de başa varmadı. Ya RP işte taşlanırdı. Yani sonra da yaz. Ya RP işe edenden sonra yaz. Ondan. Ve ne açık bir proyekt ettiğin için şu an çok oluyor. Küçük proyekt olsun, ulu proyekt olsun yaz. Portfolyonda. Sebebi hiç kimken edil şu vaatki marketplace'de hiç kimken 5 yıllık experience'lik yok mu kadar yani. Yani batı az olsa da. Ve null experience'ın bu olaysın. Yani fresh graduate olsun. Aliyalar data science hakkında bırdaklar edinem olsam aliyalar. Doğru canım aslında o yani 40 yıllık experience bulma zaten mümkünüm de yani o zaten onun tep adı estrik başlığına kutbak bulma onda experience neydim olsun adım burada. Avon function için yani tabi portfolyo duruyordun sonra yani full time position'a başlayıp bilmeseniz in ardından yani internship ile başlan. Internship'ten belki de bu projektler edip ondan sonra full time position'a başlayıp bilirsiniz.
Yani eğer bir şey experience'ınız yok olsa yani edilmen ki hali diyecek olan. Daha. Tabii. Herhalde soru başka. Ya hocam, yani o ne mi oldu? İktidat sensin öz farklı düşündürüşü tamamen. Pratikada da görmemiz batı oldu yani. Aydınlanması tasdik etmeden. Vakti ayıramız için sizde de giyeceğim. Bir vakti bulamadırım. Çok sağ olun. Yani ve ne mi bulun olsa eğer şunlar yani modlar kaybol saat diğerlerden de Zoom'da zaten meeting'de zaten senin sen başka yere seyrede oturuyorsun zaten ya bunu benim laptopum ekran işlemi kamera şu an sizde de şu problemi var yani şu an eğer biraz seyredeyen tarafımız ters bırak yani görünen olduğu için görmesinler problem ekranları işlemi şu an için onu başka Yani ayrıca ben çağıran cennet için GDG grubuna sağ olsun Can. Yani belki de ben şu eden işim kabirlerine bir kovulmaz sakat ya da belli bir derecede bir fikir doğru döndür. Ve küçücük zaten olsa ben beğeneyen eden işimi evet, ya. sizden beni çağıran için sizden sağ olsun Can. Silahsa, Tamam. silah çağıran için. Siz sağ olun çok güzel tecrübeleriniz paylaşanız için ve ne benim yatlayın eğer bundan başka soru olur bolsa diyelim mesela ben gördüm gıdıklandım ve kavradatlar has içki rak bulmak istesem sizle kavralar sonra bulurlar mıyım mesela niye Hava hava. kavralar bulurlar o LinkedIn'de LinkedIn'den havalaşıp bilirsiniz. Ya da e-mail'den havalaşıp bilirsiniz. Cuda olmasa Team'den, Microsoft Teams var, WeChat var, Slack var. Ya Skype var. İslen social medyanızdan. Onu LinkedIn'den, mesela LinkedIn'den sonra bulsa derhal cevap verebilirim. LinkedIn'de arsana mafyasını zaten çık gel. LinkedIn'den sonra bilirsiniz sorulamadan. Tamam. Olsa yeniden de gitmişlerde görmek dilebilirim. Sizlerle tek yeniden belki devam ettilerse yani istediğim olsa kevradatlar belki workshop yalıkla. Hava nasip olsa birden workshoplar var. Mesela Nvidia deep learning hakkında kevr workshopları aldım. Şoları ulan kırk bile yani inlikeyi gitmiş çıkardı. Nasip olsa. Nasip olsa onda bizden başlaşmasınlar. Tamam. Bildirişler zaten açık koysunlar. Mesela live kavak unut bile. Gönül bildirişlerse sen Tamam. böyle şöyle. Set reminder et Sağ olun da. Ersan'a çok güzel Olur. rahat olsun. Thank you. Sağ olun.